Şimdi 11 ile etkisi altına alan depremler, sonrasında yıkılan binalar ihmali. İhmal zinciri ise yapı denetim firmalarını tartışılır hale getirdi. Yapı denetim sektöründe bazı firmaların belge imzalamakla görevli pasif mühendislere yapı denetim uygulamalarını yaptığı ortaya çıktı. İmzacı mühendis diye tarifliyoruz biz aslında bunu. Yani işe gitmeyen, denetimi yapmayan, sadece yapmış gibi evrak dolduran, dolayısıyla bizim evraksal sistemlerimize baktığımız zaman her şey fenni şartnamelere uygun bir şekilde yapılmış olarak görülüyor. Ama aslında öyle değil. İlanlarda aranan inşaat mühendisi, gerçekte ise aranan pasif mühendis. Yüz binler, milyonlar ödenen evleri denetlemekle görevli yapı denetim firmalarındaki pasif ya da imzacı mühendis uygulaması tartışma konusu. Ben diyor personel alacağım, proje denetçisi arayacağım, işte şantiye şefini ayarlayacağım. Ama diyorsunuz ki işte pasif çalıştıracağım, 6-7 bin lira veririz. Ne yapacaksın? Geleceksin, sadece imza atacaksın. Yani geleceksin derken işte haftada bir geleceksin ya da ne kadar zamanda bir geleceksen bunu yapacaksın. Evrağımız ne? Tamam. Denetlendi mi? Tamam. 11 ile etkisi altına alan depremler sonrasında yıkılan binalar ihmali. İhmal zinciri ise yapı denetim firmalarını tartışılır hale getirdi. Yapı denetim sektöründe işe gitmeden belge imzalamakla görevli pasif imzacı mühendislerle yapı denetim uygulamalarının yapıldığı ortaya çıktı. Bu süreç zorlu bir süreç. Şu anda belki oraya ilgili bir yeni bir düzenleme getirilmesi lazım. Belki yapı denetim çalışanlara kamusal güvenceler verilmesi lazım ki o alanın düzenlenmesi lazım. Engellenebilir bir durumdu. Ücretlerin denetiminin yapılması lazımdı. Ankara İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Tatlı bu konuda denetimlerin sürdüğünü hatırlatarak kim suçluysa cezasını çekecek dedi. Bu denetim sürecinde imzacı diye tarif ettiğimiz mühendisler varsa tabii ki hukuk ne gerekiyorsa onu yapacak. Onu yaptıktan sonra bize bildirecekler oda olarak. Biz de disiplin yönetmenimiz ne gerekiyorsa onu yapacağız. Kim suçluysa cezasını bulacak. Hani tabiri caizse sinekleri öldürmek değil, yani bataklığı kurutmak lazım. Deprem bölgesinde sık sık kolon kesildi iddialarını da hatırlatan Bülent Tatlı, yalnızca inşaat süreci değil, yapıların kullanım aşamasını da kapsayacak şekilde denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi gerektiğini söyledi.